geliyor mu? Umarım geliyordur. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün aslında aylar önce almış olduğum bir arabayı sizlere tanıtmak istiyorum. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Zaten birçok macera yaşadık biz bu araçla. Sizler de Instagram'dan takip etmiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Şuraya bırakıyorum Instagram adresimi. Şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce size bir ricam var. Lütfen videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olabilirseniz çok sevinirim. Arkamda görmüş olduğunuz hızlı ve öfkeliden tanıdığımız Mitsubishi Eclipse'i sizlere tanıtmak istiyorum. Bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler ise bu aracı sizlere tanıtmaktan gerçekten şu anda çok mutluyum. Konuşamıyorum. Ne dedim bilmiyorum. Ben şu an saçmalıyor gibi hissediyorum kendimi. Aracımız rahmetli mi denir artık bilmiyorum. Ne denir bilmiyorum. Ruhu şad mı olsun denir. Yani gerçekten de bilmediğim için. Paul Walker'ın, namı diğer Brian O'Connor'ın hızlı ve öfkeli 1'deki arabası. Zaten bilenler biliyordur. Aracı sizlere bugün tanıtmak, göstermek istiyorum. Neler yapacağız biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle kameranın arkasına geçeceğim ben sizlere efendim tanıtacağım. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Aracın ilk olarak orijinal halini şuraya bırakıyorum. Aracın orijinal hali buydu. Yalnız araçta birçok değişiklik yapılmış. Artık araç kendi halinden çıkmış, başka bir şeye dönmüş durumda. Hızlı ve öfkelideki body kit'i var üzerinde. Bu görmüş olduğunuz body kit Flitz diye geçiyor. Oradaki body kit'in birebir aynısı. Aracımız şu anda çok basık durumda. Biraz arkaya doğru eğik olduğu için şu an biraz yüksek duruyor ama şu kadar bir mesafemiz var. Yaklaşık 8 santim kadar. Bu birçok sorunlar teşkil ediyor bana. Ya daha önce basık araba kullanmadığım için zorluklar yaşıyorum. Ama zamanla onu da öğreneceğiz. Önde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir body kit'imiz var. Arkasını falan da göstereceğim ama öncelikle isterseniz şöyle yapalım. Aracımız 99 model Eclipse. Kilometresi bayağı bir yüksek. Hiç sormayın. Ben de söylemeyeyim. Onun dışında aracımız facelift olarak geliyor. Hızlı ve öfkeldeki kullanılan bu araba aslında 97 modeldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Üzerindeki rengi ise lime yeşil diye geçiyor. Bizdeki yeşil biraz daha farklı yapmışlar ama yine de güzel. Tabii ki üzerinde eksiklerimiz var. Onlara değineceğim birazdan. Aracın yine buradaki şeyi görüyorsunuz. Maşbiyelleri falan görüyorsunuz. Burada body kit yapılmış durumda. Araç bu body kit'in oturabilmesi için 4 santim buradan, 4 santim diğer taraftan, toplamda 8 santim genişlemiş durumda. Çünkü bu body kit'i buraya oturtmaları gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Orijinalde zaten böyle bir şey yok. Bunlar falan şuradan itibaren ek olarak geliyor. Aracımızın eksiklerinden bir tanesi jantlarımız filmdekiyle aynısı değil. Filmde burada 6 tane ve 7 tane kol olması gerekiyor. Burada 2, 4, 6, 8 tane var. Bunlar ama yine de tip olarak, görünüş olarak aynı. Sadece renk farklı. Rengini ben yine değiştireceğim. Onda sıkıntı yok. Onun dışında hemen şöyle arkaya doğru gelelim isterseniz. Tabii ki arkada yine görmüş olduğu gibi kocaman bir söylemeye gerek yok. Evet. Hanımın gözlüğü düştü. Hanım da sağ olsun bugün kameramanlık yapıyor. Bize işte geliyor. Kendine teşekkür ediyoruz. Araç facelift olduğu için arka vitese geçtiğiniz zaman buradaki ışıklar yanıyor. Normalde facelift'te bunlar burada oluyor. Bu da güzel bir detaylardan bir tanesi aslında, bu araca yakışan detaylardan bir tanesi. Bunlar olmamış olsaydı bomboş kalırdı. Buradaki görüyorsunuz ve kocaman, nerede o? Burada. Kocaman bir tane spoiler'ımız var. Bu spoiler yine aynı filmdekiyle aynı değil ama burada bir spoiler yapmışlar. Çünkü filmdeki kocaman, siz bunları Almanya'da tanıtamazsınız. Bunlara değineceğim birazdan. Sadece şimdi göstereyim. Detayları birazdan vereceğim. Bu spoiler var. Ve arkada altında kocaman elimin girdiği, şimdi kirletmeyeyim elimi. Elimin kadar girdiği kocaman bir şey var. Birazdan dinleriz egzozunu falan. Çok güzel bir sesi var. Hemen şöyle yan tarafına, diğer tarafına geçtiğimiz zaman yine aynısı. Anlatacak bir şey yok. Şimdi biraz isterseniz içini göstereyim. Daha sonra detayları size vereyim. İçi aslında anlatılacak pek fazla bir şey yok. Çok sade, çok temiz yapılmış. Aracın durumu bu şekilde. Aslında şu anda temiz hali, yani tam temiz değil ama temiz hali bu diyebilirim. Aracı size daha
kirli sunmamak için aracı yıkadım. Başından bazı bir şeyler geçti. Onlar da ikinci video, üçüncü video olarak sizlerle tabii ki paylaşacağım. Öncelikle şöyle göstereyim. Aracı aslında aldım. Ocak ayında aldım galiba. İçinde dur bir dakika, onları anlatacağım abi o zaman. İçinde bir şey yok. Koltuklarımız. Koltuklardan rahatsızım biraz. Koltuklar yani bu araca yakışmıyor gibi düşünüyorum. Bunları ilerleyen dönemlerde değiştiririz. Değiştirince de görürüz zaten. Arkada bir şey yok. Onun dışında hemen abi şöyle gelelim asıl meseleye. Şimdi asıl mesele aslında olması gereken şurada bir karbon motor kapağı olması lazım. Kaput. O bizde yok. Belki karbona şey yaparız. Bilmiyorum ama olmasa da olur. Bu da güzel, çok güzel yakışmış durumda. Araç aslında şu üstü falan bildiğiniz yeşil filmde ama burada yeşil değil. Bunu böyle yapmışlar. Bence çok da sade ve de çok şık duruyor. Onda bir rahatsızlığım yok. Aracın ön farları değişmiş durumda. Bunlar facelift olduğu için aslında mercekli değil ama bunun adamlar bu body kit'in oturabilmesi için diğeri şuradan şöyle mi geliyor bir şey anlatmışlardı. Zaten orijinalini görürseniz anlarsınız. Oturmadığı için bunu body kit için bu özel olarak üretilmiş bir lamba. Bu body kit'le falan beraber geliyor zaten. Aracın tabii ki eksiklerimiz var şurada. Biliyorsunuz dizaynları, tasarımı eksik. Onları da yapacağız. Aldım hazır şu anda. Evde bekliyor. Şöyle anlatayım ben isterseniz size. Aracın demiş olduğum gibi aldım o tasarımını. Evde bekliyor. Nedeni aldım. Ocak ayında aldım galiba. Yaz gelmesini bekledim. Dedim havalar düzelsin. Kar mar yağıyor. Şey yaparız dedik. Yaparız, hallederiz falan dedik ama yaz geldi. Hala birkaç gün öncesine kadar kar yağıyordu. Aracı açtırdım. Güzel bir hava vardı. Açtırdım. Açtırdığımın hemen ertesi günü kar başladı. Kar başladı. Havalar sonra bir ara düzelir gibi oldu. Ben rahatsız oldum. Hala da rahatsızlığım duraklarından falan görebiliyorsunuzdur. Bugün de hava biraz güzelken bu fırsatı kaçırmamak için arabayı sizlere göstermek isterim. O yüzden bu videoyu yapıyorum. Demiş olduğum gibi yan tasarımı aldım. O evde hazır bekliyor. Havalar biraz daha ısındığında onu Ferhat'la birlikte yapacağız. Ferhat'a buradan selam olsun. Onun elinden böyle bir şey biraz geliyor işler. Yaparız hallederiz dedi. Onu hallederken jantı halledeceğim. Jantın rengini değiştireceğim. Onu da aldım. O da hazır bir şekilde evde bekliyor. Onun dışında tabii ki bu aracı yapmışlar. Şöyle anlatayım size. Aracı yapmışlar, hazırlamışlar. Ve tüfünü müfünü aldıktan sonra zaten en büyük cazibesi de bu. Her şeyin halledilmiş durumda olması. Kısa bir hikayesinden bahsedeyim o zaman. Aracı yapmışlar. Aracı yapınca çocuk evlenmiş. Evlenince tabii ki süremez hale gelmiş. O yüzden de yaklaşık 3 sene 4 sene garajda yapmış bu araba. Daha sonra satmaya karar vermişler. Satmaya karar verince de hemen tüfünün muayenesini falan yapmışlar. Çünkü tüpsüz ve muayenesiz olduğu zaman kimse gelip kolay kolay gelip bu aracı almaz. Garajda bekletmişler. Yaklaşık tüf bitmeye yakın. İşte ben aldım hemen hemen 4 ay 5 ay oluyor. Ben aldığımda daha 6-7 ay tüfü vardı. Birkaç ay kaldı tüfün bitmesine. Onu ben kendim yapacağım. Böyle bir hikayesi var. Ben aldım, ben de bekledi. Bayağı bir kirliydi. Yıkadım, temizledim. Onları bir dahaki videolarda göreceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Bu aracı neden aldım? Bu aracı zaten hepimizin biliyoruz. Hayali. Hepimiz bu aracı seviyoruz. Biliyoruz. Yani çocukluk. Yani biz o zaman çocukluk dönemimizdeydi bu film çıktığında. O zamandan beri böyle bir içimizde hukta kalmıştı. Bugün bir gün böyle bir araca sahip olmak istemiştik. Allah kısmet etti. Allah olmayanlara da versin. Çok şükür aldım. Hayalimi yaşıyorum diyebilirim. Beni piyasada bunların daha ucuz var. Ben biraz pahalıya aldım. Biraz daha ucuzlar da var. Hatta 3-4 bin euroya, 5 bin euroya da var. Alabilirsiniz. Benim en çok almamın sebebi bu araca body kit yapılmış ve boyanmış olması. Bunu yapmak kolay. Aslında body kit alırsınız, takarsınız, geçersiniz. Tamirciye şuraya buraya yaptırırsınız. Sıkıntı değil. Sıkıntı bunu yaptıktan sonra muayeneye, ruhsata bunu işletmek. Bu işletmek çok büyük bir sorun. Ve adamlar bunu yapmışlar. Bunu yapmak için de en az bir yine 5-6 bin euro para harcamışlar. Batikili yapmaktan bahsetmiyorum. Sadece muayeneye işletmek, ruhsata işletmekten bahsediyorum. Yine baya bir para gidiyor. Şu an buradayım. İsterseniz şöyle biraz sürüşe geçelim. Biraz da sürüşten sizlere
görüntüleri aktarayım. Sesini falan dinlemiş oluruz. Hikayesi kısaca böyle. Hadi o zaman biraz sürüşe geçelim. O zaman şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da sürüşe çıkalım. Sizlere biraz sürüşünden, biraz keyfinden bahsedeyim. Ben bu aracı aldım, daha doğru düzgün süremedim. Yani o yüzden aracın durumu veya işte yapmış oldukları en büyük saçmalık buydu. Aslında bu aracı Amerika'da çok fazla, piyasada Amerika'da falan oldukça fazla var. Drag yarışlarında, işte ne bileyim, hız yarışlarında bayağı bir bu araç tanınmış durumda Amerika'da. Yalnız işte Avrupa'da, ülkemizde oldukça az bulunan bir araç. Yani burada da tabii ki Avrupa'da bizim ülkemize göre daha çok var ama burada da sınırlı sayıda. Bu aracın piyasadan kaybolmasının sebebi, bilinmemesinin sebebi, bu Mitsubishi'nin ve Amerika'daki araba şirketinin ortaklığı bitince Mitsubishi'nin çok büyük bir hata yaparak bunu SUV olarak çıkartması. Biliyorsunuz şu anda Eclipse Mitsubishi tarafından üretiliyor, ancak SUV olarak üretiliyor. Yapmış oldukları en büyük hatalardan bir tanesi buydu. Ortaklık yine bittikten sonra bu aracı piyasaya çıkardılar. V6 motor olarak çıkardılar. Yine yapmış oldukları en büyük hatalardan bir tanesi buydu. Dizayni, tasarımı yine sevilmedi kullanıcılar tarafından. Ve o yüzden de maalesef üretimine SUV olarak devam edildi. SUV'si bayağı bir tutuyor aslında Avrupa'da. Özellikle Avrupa'daki bu yüksek konumlara, dağlara falan bakınca SUV olarak mantıklı, ancak biz araç severler olarak pek benimsemedik. Yani neyini benimseyeceksin ki, değil mi? Ya böyle bir hataları oldu üretici firmanın. Tabii ki daha güzel tasarım yapılıp piyasaya daha güzel sunulabilirdi. Özellikle bunun 4.63 motordan, Mitsubishi Evo motorundan vazgeçtikleri için zaten pek de tutulmadı, sevilmedi diye tahmin ediyorum. Aynı motora devam edip güzel bir tasarım yapmış olsalardı şu anda piyasada oldukça tutulan, sevilen arabalardan bir tanesiydi. Zaten bu kasasından sonra, belki de filmin etkisiyle, sonraki kasaları pek hoşumuza gitmedi. Ama sonuç olarak bu kasası, bu Eclipse'in en çok sevilen kasası. Daha önce biliyorsunuz, bunda bir önceki modeli var, bir sonraki modeli var. Cabrio'su var. Aslında tutulabilir, yapılabilirdi ama olmadı. Çocuğa bak ya. Çocuk şey kullanıyor.
Abi onu ehliyeti kim verdi ki? Çocuk yani bildiğin 9-10 yaşında çocuk görmediniz ama iş makinesi kullanıyordu. Abi köy yerindeyiz normal aslında ama. Sese bakar mısınız? Ait. Çok güzel bir ses var. Yalnız araçtan indikten sonra kulağımı çınlıyor abi, öyle söyleyeyim. O yüzden şu anda hanım kulağını kapatmış durumda. Yolda kova var be. Bulaşık kovası. Abi yolda da her şeyi gördük ha. Aracın sürüş keyfi oldukça güzel. Yani şöyle söyleyeyim, araç baya ilgi çekiyor. Komşularımız geliyor, İnsanı takip edenler biliyor zaten. Çocuklarla toplanmış gelmişler. Annesinin babasını getirmiş çocuklar. Ya ne olur bize bir tur attır falan gibisinden. Ya ben de kırmadım tabi, gezdirdim onları. Ama alıştılar, şimdi her gün geliyorlar abi. Motora bakabilir miyiz, şuna bakabilir miyiz, fotoğraf yapabilir miyiz? Ya dedim, arabaya dokunmadınız, çizmediğiniz sürece yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Çünkü abi çocuk üzerine dayanıyor, fotoğraf çekiliyor. Dedim böyle yapmayın. Aracın eksikleri var tabii ki, kozmetik olarak eksikleri var. Aracın kozmetik olarak bayağı bir eksiği var. Onlara zamanla yapacağız. İç kısım özellikle çok hoşuma gitmiyor. Bir double tape koymuşlar buna. Sevmiyorum. Orijinalini bulabilirsem orijinalini takacağım. Bulamazsam kalacak, yapacak bir şey yok. Aslında kullanışlı bayağı bir mantık yapmışlar. Mantık çerçevesinde yapmışlar. Güzel yapmışlar. Çünkü işte CarPlay'dir, şudur budur, hepsi var. Tabii bunlar güzel şeyler. Ama bilmiyorum, bakarız. Sıkıntı yok. Şimdi biz bununla aslında şeye çıktık. Hanıma dedim gel bugün hava güzel, gidelim şunun videosunu yapalım. Sen bana yardım et. Dedim sonrasında markete gideriz. Şimdi biz bundan markete gideceğiz abi. Düşünebiliyor musunuz? Bagajını falan sizlere göstermedim. Zaten bagaj gösterecek bir şey yok. Bildiğiniz bagaj yani. Bagajı falan önemli değil. Biz önemli olan hissettirmiş olduğu duygu, sevgi. Demiş olduğun gibi Paul Walker yani Brian O'Connor'ın arabası abi. Ya bilmiyorum, ben böyle bir araca sahip olabilir miydim? Düşünüyordum yani. Çocukken falan tabii ki hayalini kurduk ama bir gün sahip olabilir miydim? Hiç onu bile düşünmemiştim ama Allah'a şükürler olsun sahip olduk. Allah olmayanlara da versin. Ben şu an çok mutluyum. Araçtan çok duygularımı sizlere anlatmak istiyorum aslında. Çünkü aracı hepimiz genel olarak biliyoruz. Türkiye'de iki tane var bildiğim kadarıyla. Birini zaten çekmişti Harun. Harun zaten birini çekmişti, Harun Taş'tan. İzlemiyordur ama kaldıramadım aracı. İzlemiyordur ama izliyorsa da selam olsun. İki tane var orada söylemişler, ben oradan biliyorum, onlar yalancısıyım, yapacak bir şey yok. Şimdi 3 tane oldu, ya daha doğrusu Türk'te 3 tane oldu. Bir gün kısmet olursa bu arabayla Türkiye'de geliriz inşallah. Yani alacak çok şey var ama yeter herhalde, bu kadar başınızı ağrıttım. Aracın devamındaki akıbetini merak ediyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya destekleriniz, yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınızı belirtirseniz yine çok sevinirim. Bir like atarsanız yine mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok mutluyum. Sizlere de umarım bunu aktarabilmişimdir. Deli gibi, çocuk gibi seviniyorum, yemin ediyorum var ya. Aracı tamamen bitirdiğimizde daha güzel olacak.